Senin var ya, senin anan E5'te çalışıyor. Başka hiçbir açıklaması yok bunun. Senin anana yan masadan meyve tabağı gönderiyorlar yani, hiçbir şey söylemiyorum ben daha ya. Merhaba arkadaşlar, Gamer The Become'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Texas Cut'tan bölümünden hepinize selamlar. Uzun süredir Texas atamadım. Bugün tekrardan Texas günü. Bu arada umarım bug falandır, 2 tane Leatherface mi alabiliyorlar? Red'i veremiyordur inşallah diğeri. Gençler, bu videonun yorumlarında çok büyük ihtimalle soracaksınız. Texas'a bir tane müze modu geldi. Ama videosunu çekmeyeceğim. Çünkü biraz sardırarak izledim ve hani sadece yürüme simülatörü gibi bir şey. Bizim Ekrem'e de sordum, o da oynamış, hiçbir şey olmuyor dedi. Hani 13. cumadaki Virtual Cabin mantığında olsaydı çekerdim videosunu ama sıkıcı bir mod yani maalesef. Tam yapamamışlar bence. O yüzden video sonu çekmeyeceğim, haberiniz olsun. Bu arada evde kedimi besliyoruz, kaplan mı arkadaşlar? Şu omzuma yaptığına bakar mısınız ya? O az oldu, direkt kökünden koparsaydın kolumu anasını satayım. Texas'ın şöyle bir yanı var. Oyuna girene kadar hani hiç böyle oyuna bir özlem duymuyorum. Ulan hayat mı ne eksik diye düşünmüyorum yani Texas yokken. Ama girdiğim zaman da böyle o ilk çıktığı dönemler falan aklıma gelip oyuna bir hasret duyuyorum böyle. Bu açtığım kapı çok önemli bak. Bu açtığım kapı çok stratejik bir noktaya çıkıyor derken oha! Adam maça testlerin üstünde mi başladı oğlum? O nasıl? Niye o kadar hızlı öldü lan? Bu arada bahsettiğim kapı bu değil ya. Bu da önemli de ben şu karşı fabrika sanmıştım. O niye öpücük attı lan muah diye bana? Ya şurayı bir salın be hacılar. Güzel, Maria dedenin kulağına fısıldadığı için yerlerini görüyoruz. Yine oyuna girer girmez darlandığım o müthiş ortam. Oğlum belki de yokumdur burada arkadaşlar. Burada biri olduğuna emin miyiz ya? Vallahi araştırmalar her zaman doğruyu göstermez yani. Bir de kendiniz görmeniz lazım. Aha bu ne yapmış lan? Valve almış oğlum. Enayi eşek. Evet, maçın başında kaldık iki kişi. Yani sevdiğim de bir map gelmişti ama mahvolduk. Onun ardını. La basement mı açıktı? Oğlum basement açıkmış ya. Lan giderdim, bilsem giderdim. Allah da kahretsin böyle şansı. Arkadaşlar özelliğimi açtım şu an, sınırsız staminayım. Sıtırsız kim amına? Başkan, oh little girl. Oğlum benim önüme oradan ışık oyunu falan, mind game falan yapma kanka. Bir DBD oyuncusuna karşı oynuyorsun. Ya nasıl last victim, ne ara ya? Ulan var ya aslında fuse'u çalıştırıp, o bu boya infoyu vermiş galiba. Fuse'u çalıştırıp oradaki kuyudan atlayıp bir şeyler yaparım da fuse'un tam yerini bilmiyorum. Oğlum görmedin ki, oturuyordum. Recep sen tam bir hayvansın. Oo, he is Johnny. Kanka yavaş yavaş bak, o spamini yapma oğlum. Ya bu oyunun bu yanından nefret ediyorum ya. Arka arkaya 4 hasar alıp ölmeyeyim oğlum, azıcık bir şey bir stun falan yesin karakter ya. Isınacağız ısınacağız, sıkıntı yok sıkıntı yok, ısınacağız. Oğlum Prime dönemime denk gelseydiniz görürdüm, 3 killer değil 10 killer olsanız da kaçardım sizden de. Bitti arkadaşlar, Prime dönemimiz Texas'ta bitti maalesef. Var ya Prime Texas döneminde gerçekten korku filmlerinde böyle hem dövüşmeyi bilen hem zeki bir tane karakter olur ya, son 2'ye kalır. Asla yaşayamaz bu arada, genelde kahraman bir şekilde ölür. Prime dönemimde tam öyleydim ya. Beraber oynayalım. Virginia. Bu da tam var ya böyle 80'ler Friday filminden çıkma gibi ya. Çok hoş bir karakter o Virginia. Buranın gecesi de çok korkmuşmuş lan. Şimşek burada mı çakıyor? Oyunda mı çakıyor oğlum? Ne oluyor lan? Ankara'da mı çakıyor? Heh geldi Allah'ın belası geldi. Arkadaşlar bomb squad perk'üm var. Elimde kemik olmadan 3 tane mi 4 tane mi sanırım 4 tane tuzak bozabiliyorum. Şu salak herif giderse şuradan artık. Akü tarafına mı gitmeye çalışsam ya? Sen gelme sen gelme sen gelme. Sen gelme, hiç gerek yok. Abo, bu var ya bizi burada görürse arkadaşlar geçmiş olsun. Hitchhiker da burada bizi mahvederler. Aha güzel, onlar orada boğuşuyor, çok güzel. İlgiyi oraya çekti. Tamam şimdi Jen'in elektriğini de alabiliyorum o bomb squad perk'üyle. Şurada ne var? Oğlum şerefsize bak, Trev'e attığı yere bak. Siz var ya siz. Jin olmuşsunuz lan bu oyunda. Bir fight dağıtıyorlar orada. Git ona yardıma git. Arkadaşlar buranın da Trev'ini şey yaptım. Boz kızım. En azından bütün ilgiyi buraya çekelim arkadaşlar. Lan birini öldürdüler. İlgiyi buraya çekelim ki burayla uğraşmak zorunda kalsınlar diyeceğim. Ya oğlum anasının götüymüş ama bir saattir vuruyorum orada ya. Şimdi şurada biraz bir saklanalım. Oğlum burada niye sesi var? Kempliyor mu burayı? İkinci kişi de öldü ya, bir şey diyeceğim. Bu sefer de takımdan gittik ya. Ben bence iyi iş yaptım. Trap aldım, Jen'i falan bozamasak da zorladık. Oğlum hepsi burada, ne oluyor? Beni mi arıyor bunlar? Ya yok hiç Hitchhiker sesi falan, hepsi burada ya. Arkadaşlar bari şunu alayım. Bir şey yapabilir miyim bilmiyorum ama en azından eve gitmeyi denerim. Oğlum bu oyuna girene beni inanılmaz stres yapıyorum ya. Gerçekten bak saçım falan dökülecek ya. Şu oyunu 10 bölüm arka arkaya çeksem yarı kel dolanırım biliyorsunuz mu? Öyle bir stres yaptırıyor bana. Fuse burada olabiliyor, burada olmamış. Tamam o zaman muhtemelen evin balkonunda. Lan dede buradaymış ya. Ananı avradını. Reis nasıl bana denk geldin be. Bizimki oyalıyordu ne güzel. Sıçacağım bacağınıza harbiden bak. Bacağınıza bok atacağım ya şimdi. Oğlum onu niye kovalamadın da bana geliyorsun? Daha mı kolay lokma olarak görünüyorum senin için? Oh Hitchhiker da buradan gelmiş.
Bu da buradan gelmiş. Evet, yani bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Oğlum bir tane yok mu taşıyacak bir takım ya? Sadece ölmesinler bana yeter ya arkadaşlar. Bir kişi bile ölünce var ya, inanılmaz strese giriyorum şu oyunda ya. Hani böyle katillerin hedef sayısı azaldıkça bana müthiş bir yük biniyor. Ananı avradını. Lan bu banyo gelmiş ya. Buradan geliyor şimdi. Ya sal da bir tane kapı açalım reis be. Ya arkadaşlar bu 13. Cuma, Texas Katliamı gibi serilerin filmleri niye çıkmıyor? Yani hadi neyse, Texas Katliamı 2022'de çıktı da. Bu 13. Cuma'yı son 2009'da çıktı. Ne bileyim Korku Kapanı, o da en son bayağı uzun süre önce çıktı. Hasılat yapamıyor galiba bu tarz filmler. Alt katta birisini mahvediyor. Çiziklerle doldurdu alt katta. Ananı avradın lan! Oğlum. Fuck off ya, fuck off ya. Oo, burada kilitli. Not just on Sunday, I love you every day and... Birisini mi bekliyor bu? Oraya da kustu. Disappoint me? Disappoint me? Baş... Lan bayhan gibi kaldım, hadi oğlum. Lan düzel. Başım deniye. O bu beni spamler burada mahveder beni var ya, bu beni mahveder burada arkadaşlar. Ben defolup aşağı gidiyorum, hadi görüşürüz. Aynen, aşağıda zehir at. Bütün zehirlerini bana at tamam mı? Aman diyeyim, başkasına falan atarsın. Şu aşağı düştükten sonra mouse olayı devam mı ediyor hala? Ediyormuş galiba. Geliyor mu aşağı? Ya gelmiş. Arkadaşlar ben şu sınırsız staminamı bir açayım. Oğlum bu beni öldürür. Of Allah'ım ya Rabbim ya. Ya yeter, kaç tane kusuyor oğlum? Öldürdü beni. Öldürdü beni ve maşallah. Vallahi öldürdü. Ne diyeyim ki an bunu? Senin kusmuklar sınırsız mı ya? Ne dedin o işe? Az da olsa can bastım da. Of, sıçacağım şimdi birisine Batshuayi'nin döner tekmesi gibi yapıştıracağım ya. Bu kadar stresli olmamalısın ya. Oğlum lan o nasıl devirdi? Ya arkadaşlar böyle şansın anasına sıçayım ya. Direkt anasının sıçayım yani, hani anladın mı? Öldüm amına. Mümkün değil şuradan kurtulma. İnanılmaz ya, vallahi inanılmaz ya. O kadar sinir bozucu ki şu an oyun. Aptal başkasını şöyle kovalasa, üstte her şeyi yapacağım, bana gelince kovalayası tuttu ya. Ben üstten kaçmaya çalışsam da kempiyesi tutar yavşağı. Vallahi bak, çağıracağım şimdi Tolga abi, onu oynatacağım ya. Bilgisayarıma bağlanacak, o oynayacak ya. Ya bak, eskiden maçlarda ölsem de bir şekilde uzun loop atabiliyordum. Uzun loop da kalmamış oyunda, ben anlamadım arkadaşlar, ne olmuş oyuna ya. Sisi bana kaç tane zehir atabildi? Yani hazırlaması gerekmiyor mu attıktan sonra? Hepsini chase esnasında attı, 5-6 tane zehir yedim ben sisiden. Anlamadım vallahi, artık buff nerfler falan bir şey yapmışlar oyuna ama kesinlikle Survivor tarafının işine yaramamış. Güncel olarak oynayanlar ne durumda, ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben ara ara girdiğim için şu an çok zorlanıyorum yani Survivor tarafında. Bana el kolu tutmayan bir Leatherface gelmedi sürece şu an kaçamam gibi yani. Güzel bak, bu takım biraz iyi gibi. Bu takım biraz daha iyi gibi arkadaşlar. Bu maç bir şeyler olacak, inanıyorum. O sırada peşime takılan 13 kiloluk Hitchhiker. Niye burada ışık yanmaya başladı hemen? İsraf değil mi arkadaşlar? Şu evin bütün ışıklarını bir kapatın bakayım. Ne gerek var ya? Dedeleri zaten sadece salonda oturuyor. Salonun ışığını açın yeter. Lan manyak herif, ne yapıyor? Kuğuk kilidini açsam yeter. Bir tane daha şeye ihtiyacım var ya. Toolkit'e. Dur sarı yanmasın. Etrafında bir şey sarı yanmasın bak. O sarılık bana var ya. İnanılmaz bir gerginlik yüklüyor. Sessiz. Burada mesela niye televizyon açık arkadaşlar hep? Yani bu ışıklar israf. Birisini indirdiler bile. Arkadaşlar bir şey diyeceğim, ben Fuse'a gideceğim ya. Ya Fuse'a gittin şu an. Geldi mi purpocum ya? Şu an Fuse'a gittin, geldi mi kardeşim? Burada da biri var galiba. Aynen öyle. Allah sizin belanızı versin. Palo ailesi şerefsizler ya. Öldüm oğlum. Yine önüme çıktı bir yerden, öldüm ya. Aman. Beni bırakın ne olur. Vallahi hepsinin yerini söylerim. Ne biliyorsam anlatırım. Biri camdan atladı. Ona gidin hadi. Ne avradını manyak herif. Arkadaşlar Allah'tan kapı triği var da, kapının burasına saklandığınız zaman, kapıyı açtığı zaman kontrol etmezse görmüyor sizi, tahmin etmiyor yani. Bu kim oğlum? Nancy mi lan bu? Ne yapıyor bu? Ne oldu o? Delirdi melirdi, bir şeyler yaptı. Sessiz, sakin. Ne avradını? Oğlum nereden geldin Allah'ın belası? Fuse odası da buraymış ya. Fuse odası da buraymış arkadaşlar. Die. Hurt. Tel de yiyeyim. Allah da belasını versin böyle oyunun. Vallahi billahi Allah belasını versin böyle oyunun ya. Ya 3 kişi daha yaşıyor ya. Ne oluyor oğlum, kadın lan Michael Jackson'a dönüştü. Ya her şeye bu kadar nasıl yetişebilirsiniz arkadaşlar? Vallahi billahi sileceğim şimdi oyunu ya. Oğlum arka kapıdan gitsem arka kapı dolu. Fuse'a gidiyorum, his gelmiş gibi Fuse'a geleleri tutuyor. Jhene gidiyorum, Jhene geleleri geliyor. Yani 1v4 değil ki bu oyun. Bunlar istediklerini yapar o zaman. Bunlar niye bir şey yapmıyor? Bunları kim tutuyor yani, ben onu anlamıyorum. 2 kişi bendeyse bunları kim tutuyor? Bir senedir oyunda anlayamadığım tek şey şu ya. Her zaman doğru yerde nasıl olabilir katiller yani? Evet, yeni maç yeni hayaller arkadaşlar. Sakiniz bu maç. Leland'ı aldım en azından, hani ulan kavga
kavgayı kazanayım bari. Birisine yumruk yumruk atayım bari ya. Ama yeni map'teyiz işte, sıkıntı orada. En yeni map'teyiz yani, hani yeni map'te değil, en yeni map'teyiz. O hiç bilmediğim var ya, ondayız. Yani gelen tüm oyuncular kötü değildir sonuçta arkadaşlar. Demek ki killer tarafında bir baskınlık var yani. Bütün maçları kaybettiğimize göre, ki ben genelde son 2 kişiye kadar falan yaşayabiliyorum. Demek ki var bir kahpelik oyunda şu an. Hadi takım, hadi beraber takılalım. Şuradan ayağım kaysa falan, merdivenden bir düşsem var ya, zaten kimsenin bana vurmasına gerek kalmadan karakter ölür yani. Tamam, evet. İlk çıkışımızı gerçekleştirdik arkadaşlar. Fırından taze çıktım şu an. Şu an cillop gibiyiz. Ama oyunda şöyle bir şey var bak. Bütün maçlarda aynısı oldu. İlk 6-7 dakika hasar bile almadım. Hatta katil bile görmedim. Sonra bir anda bir şey oluyor. Bir anda 2 saniyede eriyorum. Elini mi tutacaksın oğlum? Onu niye izliyorsun? Gel hadi takılalım beraber. Ama arkadaşlar böyleyken de görülme ihtimalimiz çok fazla. Bunlar bir şey biliyor diye beni takip mi ediyor acaba? Şu an anne ördek gibi. Çünkü bir şey bilmiyorum arkadaşlar, eğer o yüzden beni takip ediyorsa. Tamam, etmiyorlarmış. Nereye geldim oğlum? Zaten oradaydım deminden, şimdiye geldim oğlum. Sakın beni görmüş olma. Sakın o testlere beni gördüğün için çalıştırılmış olmasın. Şurası nereye gidiyor ya? Hayır oğlum. Ha ya, ne oldu da buraya gelesin geldi ya? Bir nabız ölçer falan bir şey olsa şu an var ya, 150 üstüdür ya nabzım. 180 falandır şu an büyük ihtimal. Orada sakin kaldık arkadaşlar. Böyle sakin ya, Allah'ın belası yine ne? Oğlum adamın baktı ya zaten, sen niye geliyorsun ya? Vallahi billahi ana avrat gireceğim ya. Ana avrat gireceğim ya. Siktir git lan Allah'ın belası. Çocuğu. Bak kendimi bile görmüyorum şu an kendimi. Şurada beni bulan olursa boğarım onu. Abiler ne olur gidin. Oğlum bak iki kişi bende, diğerleri bir şey yapsın var, ben öleyim tamam, yeter ki birileri kaçsın ya. Şu kapı Anadolu'nun kapısı falan mı oğlum? Niye bu kadar savunuyorsunuz ya burayı? Senin var ya, senin anan E5'te çalışıyor. Başka hiçbir açıklaması yok bunun. Hiçbir açıklaması yok yani. Senin anana yan masadan meyve tabağı gönderiyorlar yani, hiçbir şey söylemiyorum ben daha ya. Gerçekten işini de çok iyi yapan biri anlaşılan, bayağı seviliyor halk tarafından. Çok güzel ziyaretçileri var. Heh, kaçtı adamlar, götünüze gitsin. Bu maçtan bir bok olacak arkadaşlar, ben şurada bir anatomi dersi işleyeceğim biraz. Car exit open diyor. Kardeşim iyi diyorsun da ben oranın yerini bilmiyorum ki, car exit nerede anasını satayım ya. Bu merdiveni ilk defa kullandım bu haritada. Nereye çıkıyor? Car exit, mar exit dediğiniz bura mı lan? Ha buraya elektrik atmış. Değersem basacağım. Aman Ahmet dışarı mı çıkmış? Hemen olduğu yer sarı yansın. Hocam burası nereye gidiyor? Bu mu car exit dediğiniz acaba? Ne yapıyorsun kız? Göründün görün. Anan bu baymış o. Onu kızla uğraşırken aslında kaynarım şuradan diyeceğim de. Ağlamak istiyorum sayın seyirciler. Öbür kıza ne oldu mesela? Onu kovalıyordun ya reis. Ne oldu mesela ona? Bahşiş mi verdi anasını satayım? Oğlum burayı niye sabahtır kilitlemiyorsunuz da ben geldikten sonra kilitlediniz? Adam geldi kapıyı üstüme kilitledi ya. Arkadaşlar vallahi bir yere geldim ama. Ara bak dediği yer buraymış. Hadi lan. Hadi lan. Hadi. Vallahi bukbaya vurdum da açık demiş de elektrik atmış tekrar kapıya ya. Oğlum millet kaçana kadar atmıyorsun elektriği sen de. Vallahi bulursa öldük arkadaşlar, canman bir şey yok. Kapı da o hayvanın elektriğinden var ya. Yoksa kapı açık galiba da. Biri daha öldü. Olmuyor arkadaşlar, olmuyor. Vallahi ne yapsam olmuyor. Emre Aydın'ın şarkısı gibi kaldım amına. Şurada tarla işine falan başlayayım bari, ne yapayım, bir işe yarayayım. Bukbaya bak geri açıyor anasını satayım. Nereden gördün ya? Ben kendimi görmedim amına. Evet arkadaşlar, lanetli bir gün. Olmuyor. Olmuyor yani. Gerçekten görüyorsunuz. Mücadele ediyorum. Bir şekilde çabalıyorum. Ya son saniye bozduğum şey yetişmiyor. Ya kapıda elektrik normalde olmuyor. Bana gelince oluyor. Bir son maç gireceğim. Son bir maç daha deneyeceğim. En sonunda hile açacağım. Bu bayağı 610'luk falan çekeceğim yani. Başka seçeneğim kalmadı. Çok çaresiz hissediyorum arkadaşlar şu an ya. Lan bir önceki videoda bir iki kere kaçmıştım. Böyle tamam dedim. Hani düzeliyor muyum? Yine mahvettiler bizi ya. Bu sefer bildiğimiz map'te de kaçamadık yani. Şuraya var ya, sisi zehir attı sandım. Ne ara diyecektim anasını satayım. Ceset direkt oku şeyi eklemişler, animasyonu. Sani, can you hear me bro? Daha toolkit bile alamadan hayvan herif öyle bir darladı ki beni şu an. Reis bu nasıl tecrübedir be? Gittiğin her yerde bir tane adam var. Herkesi nasıl bilebilirsin oğlum bu kadar? Yeni perk falan mı geldi ya bu oyuna? Bir gram ses vermeden, şu kırmızı baloncuklardan bir tane bile vermeden orada saklanıyordum. Beni buldu it herif. Git ne olur git. Allah Allah. Vallahi billahi. Çattık deliye ya. Lan buradan... Bu kapıyı açmaya çalışan arkadaşımız vefat etti galiba. İki tanesini doldurmuş bırakmış. Oh, içeride vallahi havasızlıktan ölecektim ya. Sonunda dışarı. Sony bura değil, bura değil. Sony, Sony. Burada oyalamaya devam etme işte ya. Beni de görecek ya. Oğlum biri öldü bile. Yuh ya. Arkadaşlar şuradan direkt kaçtım gittim. Biri daha öldü galiba. Disconnect oldu. Ya hayır, bir de şu an hayır olmamalıydı o ya. Ne tabu oğlum ya. Lan toolkit'im yok. Aaa, toolkit'im yok. Ve gelene bakın anasını satayım.
Reis, ben bir şey mi yapıyorsunuz diye sizi izlemeye geldim. Niye öyle sinirlendin ki? Hayır, anlamadım yani neye sinirlendin arkadaşlar. Ver şuradan toolkit, Allah'ım yarabbim. O da öldü, Allah. Sona mı kalacağım, ne olacak? Aha, sona kaldık. Evet, manyaklar ordusuyla yine beraberiz. Oğlum benim yerim mi görünüyor ya? Herkes neden bu kadar emin bir şekilde yanıma geldi benim? Oğlum bu nasıl oluyor lan? Ben öndeyim. Ya bunlar bitirmişler arkadaşlar oyunları, gözünü seveyim ya. Gelsinler öldürsünler, tamam yani, ne diyeyim anasını satayım. Bitirmişler oyunları adam, bitirmişler yani. Ben yok, uzun bir süre Texas beklemeyin arkadaşlar benden, çok ciddiyim yani. Yorumlara sürekli yazılıyor diye bir çekeyim dedim hani, uzun süredir çekmediğim için. Boşa yazmayın yani gerçekten. Şöyle İbo Tolga abi falan bir gelsin, hani çekeceksem ekiple çekerim infolu falan, solo yok yani, uzun bir süre çekmem. Evet, keyifli bir video diyeceğim ama değildi. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın gençler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, iyi günler yani.